Maalesef ki İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. Bir yandan da bu katliamın durması için hem uluslararası anlamda hem de Türkiye'nin girişimleriyle pek çok konuda, pek çok platformda bu konu dile getiriliyor ki önemli bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Dışişleri Bakanlığı 44 Türk vatandaşının Gazze'den çıkarıldığını açıkladı. Tekrar ifade edelim, ekranlarınıza da geliyor detaylar. Dışişleri Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı ve Gazze'de bulunan 44 vatandaşımızın Gazze'den çıkarıldığı açıklandı. İlerleyen dakikalarda detaylarına da değineceğiz. Ee, ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıcak açıklamaları var. Milli Türk Talebe Birliği'ndeydi bugün ee, Genel Kurul'da önemli mesajlar verdi. Gazze'deki katliamlara değindi ve Hamas'a dair de e, önemli mesajlar verdi. İsrail'in 13 bin kişiyi öldürdüğünü ve Batı dünyasının ölen Müslümanları görmediğini ifade etti. Bu açıklamaları getireceğiz ama öncesinde o açılışta da ifade ettiğimiz gibi ekranlarınıza da geliyor. 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre refah sınır kapısından Mısır'a ulaştılar. Detayları alalım. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş bizleri bekliyor. Hemen başkent Ankara'ya gidelim ve o açıklamanın detaylarını dinleyelim. Tahir İnan az önce geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama ve açıklamanın detaylarına baktığımızda geçmişe dönük yapılan işlemler ve atılan adımlarla ilgili de, ilgili de bilgi verildiğini görüyoruz. Gazze'deki gelişmelerin başlamasını hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştır deniyor. Bilahare refah sınır kapısının kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir deniyor yapılan açıklamada. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup önce Kahire'ye getirilecek ve buradan da hava yoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırım e, sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Öte yandan yeni bir grup Filistin'in e, öte yandan yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir." ifadeleri yer, al, yer aldı. 44 kişinin öğle saatlerinde e, Mısır'a ulaştığını ve sayının gün içerisinde Artacağı belirtiliyor. Diğer yandan Filistin'den yaralıların Türkiye'ye getirilmesi noktasında da çalışmaların Türkiye tarafından Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor. Önümüzdeki dakikalarda veya saatlerde veya günlerde bu sayının da artabileceği belirtiliyor. Özetle Tayyip